Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de gelin geçmiş tarihi döviz kurlarını Merkez Bankası'ndan nasıl indiririz? Merkez Bankası sitesinden. Daha sonra onu da Excel'de nasıl kullanırız? Bununla ilgili güzel bir uygulama yapalım. Öncelikle arkadaşlar Merkez Bankası'nın geçmiş tarihli kurlarını indirmek için Google'ın arama çubuğuna EVDS diye yazıyoruz. Elektronik veri dağıtım sistemi sayfası. Bu sayfaya girdikten sonra açılan pencerede döviz kurlarımızı seçeceğiz. Buradan elektronik veri dağıtım sistemi sayfasında buradan detaylı analiz bakın kurlar kısmındaki detaylı analize tıklayın. Ve buradan da döviz sayfasına geçeceğiz. Şimdi burada şunları bir temizleyelim. Buradaki soldaki kurlar kısmından bu tıkladığınızda şuraya kurlarımız açılır. Almak istediğiniz kurları burada işaretlemeniz lazım. Örneğin döviz alış, euro alış ve euro çapraz kurlarını işaretleyelim. Bunları işaretledikten sonra da şuradan ekle düğmesine basıyoruz ve yan tarafta bunların eklendiğini görüyorsunuz. Daha sonra yapmanız gereken yan taraftaki frekanstan günlük olarak mı alacağız? Şimdi burada eğer günlük derseniz cumartesi pazarlar da gelir. Eğer buradan iş günlerini seçerseniz sadece iş günlerinin kurları gelir. Günlük olarak seçelim. Hangi tarihten almaya başlayacağız? 1950'den itibaren bunlar alınabiliyor. O yüzden buraya tıklayalım. Şu yukarıdan örneğin tıklayıp Şöyle bakın yıla tıkladığınız zaman örneğin 2020'nin Ocak ayının birinden bugüne kadar alalım. Ondalığımız 4 karakter olsun ve tarih formatımız da gün tire ay tire yıl değil de gün bölü ay bölü yıl şeklinde olsun. Buraya dikkat edin. Buradaki ondalık ayrıca kısmında nokta değil virgül olarak kullanacağız. Kendi bilgisayardaki Excel'de kendi ondalık ayrıcınıza göre bunu seçebilirsiniz. Bunları yaptıktan sonra yukarıdan şu rapor seçeneklerinin olduğu yerde rapor oluştur düğmemiz var. Buna bastığınız zaman da Excel raporu oluşturuyor ve şu şekilde karşımıza getiriyor. Şu sağ üst köşedeki Excel simgesine bastığınız zaman Excel aktar dediğiniz zaman da karşınıza bir indirme penceresi açılıyor. Bu pencerede de veriler aşağıya doğru mu olacak? Yani şu ekranda gördüğünüz şekilde mi gelsin yoksa yan mı olsun şeklinde karar verdiğimiz yer. Aynen şu ekranda gördüğümüz şekilde gelsin. Buna bastığınız zaman da şuradaki indirme düğmesine bastığınız zaman da sistem gidiyor. Buradaki kurları getir, indirip karşımıza getiriyor. Şimdi burada yapmamız gereken belirli işler var. Dikkat etmeniz gereken noktalar var. Bir kere buradaki oluşan boşluklar, cumartesi, pazarlar. Bunları cuma gününün kurlarını almamız lazım. Ama dikkat ederseniz burada ayın biri de yok. Şimdi bu ayın birini eğer 31'i olarak seçerseniz getirebilirsiniz ya da şöyle seçip yukarı doğru alalım. Ayın x'indeki kurları tekrar bakın yapayım bunu. Şu şekliyle ayın x'inde kurları da şöyle seçelim. Sanki ayın de aynıymış gibi şöyle yapabiliriz. Buradan belirledik. Şimdi bunları aşağı doğru tek tek doldurmak yerine buradaki boş hücreleri seçip bir önceki günün kurlarını buralara otomatik olarak da getirelim. Bunun için yapmanız gereken buradaki tabloda kontrol A'ya basmak. Şu şekliyle tüm tabloyu seçmek. Bul ve seç. Özel git. Boşluklar deyip tamam dediğinizde buradaki bakın boş hücreler seçilecektir. Üstteki verileri alta doldurmak için de Shift'e basıp eşittire basıyoruz. Shift'i bırakın. Klavyenin yukarı okuna bir kere basıyoruz. B4 diye karşımıza geliyor. Kontrole basın. Basılı tutun ve Enter'a bastığınız zaman da bakın bütün veriler hızlı bir şekilde otomatik olarak doldurulur. Şimdi buradan da bir başka işlemimiz daha var. Burada tarihler dikkat ederseniz sayı formatında. Şu alttan baktığınız zaman say diye gidiyor. Bunları tarih formatına döndürmemiz lazım. Bunları tarih formatına döndürebilmek için de bu sütunu seçiyoruz. Komple A'yı seçtim bakın. Veri menüsünden metni sütunlara dönüştür. Birinci adım ileri, ikinci adımda ileriye tıklıyoruz. Üçüncü adımda tarih ifadesini seçip gün ay yıl olarak son dediğiniz zaman şu şekliyle tarihlerimizi de uygun bir hale getirdik. Şimdi de bu tarihlerden yararlanarak bu tarihlerin kurlarını kendi tablomuza döndürelim. Ctrl Tab tuşuna basarak bakın açık olan Excel dosyalar arasında geçiş yapıyorum. Şu an buradayım. Normalde Alt Tab Windows uygulamalar arasında geçiş yaparken kontrol tab'a bastığınız zaman açık olan Excel uygulamalar arasında geçiş yaparız. Burada dikkat ederseniz döviz türlerimiz var. Türk Lirası, USD ve Euro ve kurlarımız var. Şimdi tarihleri kontrol edin. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Biz şimdi buradaki tarihi şuradaki döviz kuruna bakarak şu tarihteki döviz kurunu buraya getirmemiz lazım. Onu da fatura tura ile çarpıp bunu TL'ye çevireceğiz. Yapacağımız olay bu. Buraya da diyelim ki fatura tutarı TL. Şimdi bunu arkadaşlar eğerlerle yapmak mümkün. Eğer kullanacağız. Çok eğerle yapmak mümkün. Çok eğer ve çapraz arayla beraber ya da düşü arayla beraber yapalım. Şimdi öncelikle buraya geliyoruz. Şimdi 3 tane şartımız var. Tarih olması lazım ve de kur değerinin aynı olması gerekir. Bunun için de buraya geldim. Eşittir diyoruz. Eğer parantezi açtım. Buradaki değer, B2'deki değer eşit çift tırnak, TRL çift tırnağı kapattım. İse fatura tutarını getirsin. Hatta bunu 1 ile çarpalım. Mantık düzgün olsun. Şu şekliyle bakın. B2'deki değer, TRL ise C2'deki değeri 1 ile çarp diyoruz. Şimdi eğer buradaki değer USD ise ayın birindeki USD kurunu getirmemiz lazım. Bunun için de tekrar bir eğer yazalım. Burada çok eğer kullanabiliriz. Çok eğer 2019 versiyonlarında olan bir şey. Ama tüm herkesin yapabilmesi için bu şekilde iç içe yerle yapalım. Eğer B2'deki değer eşit çift tırnak USD çift tırnak kapattım. ise şimdi düşe yara neyi arayacağız? Şuradaki tarihi noktalı virgül. Nerede arayacağız bu tarihi? Kontrol tabla geçiş yaptım. Şu yukarıdan şöyle bu bakın döviz kurlarının olduğu yerden şöyle tamamını seçelim. EVDS sayfasında burada en sona tıkladım. Noktalı virgül. Kaçıncı sütuna ihtiyacım var? Burası 1. Döviz USD'de 2. 2 noktalı virgül 0 deyip düşe yaranın parantezini kapatıyoruz. Tekrar noktalı virgül. Şimdi bakın USD ise bunu yaptık. Tekrar kontrol tabla geçtim kendi tabloma. Devam ediyorum. Üçüncü eğer. Eğer tekrar. Buradaki değer eşit çift tırnak euro ise ne yapacağız? Tekrar düşe yara. Şu tarihi arayacağız. Noktalı virgül. Kontrol tabla diğer tabloma geçiyorum. Şöyle buradan euroya kadar taradım. Noktalı virgül 2 değil bu sefer 3. Noktalı virgül 0 deyip parantezi kapatıyoruz. TL ise 1 ile çarptık. USD ise ayın birindeki kuru getirdik ve eğer euro ise bunları getirdik. Tekrar kontrol tabla geçelim tablomuza. Peki bu üçünün dışında bir kur varsa eğer bunların dışında bir kur varsa fatura tutarı çarpı örneğin 20 diye standart bir ya da başka bir şey yazalım. Şöyle çift tırnak içinde kur tanımlı değil diyerek şöyle bir tanımlama yapalım. Sonra da parantezleri kapatacağız. Kaç tane yer kullandık? 3 tane. 1 2 3 tane parantezi kapatıyoruz. Enter'a bastığınız zaman da bakın sonucun karşımıza geldiğini görürsünüz. Tabi bu sadece kurları getirdi ve bazı da fatura tutarlarını getirdi. Şimdi ne işlem yapmamız lazım? Bunların hepsini şuradaki fatura tutarıyla çarpmamız lazım. Buradan direkt bakın şurada formülün sonuna geleceğiz. Şuradaki bir sorunda bakın hata var. Şunu şöyle silelim. Sadece bir getirsin ki çarptığımızda sorun olmasın. En sona gelin çarpı deyin. Şuradaki kurları çarptığınız zaman buradaki değerler artık tamamın TL'ye döndüğünü görürsünüz. Bak, hepsini bir anda otomatik olarak TL'ye getirdik. Bunu farklı şekillerde yapmak mümkün. Çaprazara kullanarak, çok yer kullanarak yapmak mümkün. Bu kurları yandaki bir sayfaya alarak düşey araları daha basit şekilde getirmek de mümkün. Ama her halükarda eğerleri kullanmak zorundasınız eğerler yerine de çok eğer formülünü de kullanarak bunu daha basit şekilde de yazabilirsiniz. Merkez Bankası'nın geçmiş tarihli kurlarını bu şekilde eğerler kullanarak mecburen kullanıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda tekrar görüşmek üzere. Eğitim videolarımızı beğeni paylaşmayı ve videoların altına yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.